Arkadaşlar merhaba. Öncelikle Java Day organizasyon ekibine bu etkinliği her şeye rağmen düzenlemeyi başardıkları için ve tabii sizlere değerli vaktinizi ayırıp bizi dinlemeye geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Aslında böyle online bir etkinlikte hoş geldiniz demek pek doğru olmuyor. Ben bugün evdeki internete güvenemediğim için ofise geldim. Çoğunuz gibi ben de evden çalışıyorum. Aslında bu durumda ben sizlerin evine misafir olmuş oluyorum. O yüzden ben de hoş buldum. Arkadaşlar, kullanıcılarımıza iyi bir ürün sunabilmek için kullanıcı davranışlarını analiz edip üründen ne beklediklerini ve ürünle nasıl etkileşime girdiklerini anlamamız gerekiyor. Ve milyonlarca kullanıcının günlük ürettiği bu terabaytlarca veriyi toplayıp işleyebilmek kesinlikle kolay bir iş değil. Fakat günün sonunda kullanıcılarımıza sevecekleri bir ürün sunmak için yapmamız gereken, mecbur yapmamız gereken bir iş. Bu sunumda sizlere veriyi toplayıp analize hazır hale getiren Peak'in data altyapısından ve ham verileri özet veriye nasıl dönüştürdüğümüzden, yani veri transformasyon süreçlerinden bahsedeceğim. Biz arkadaşlar 2010 yılında İstanbul'da kurulan bir teknoloji şirketiyiz. İstanbul'dan son kullanıcılara yönelik global ürünler çıkartmak, yüz milyonların hatta milyarların hayatlarına dokunmak hedefiyle kurulan Peak her geçen gün bu hedefine biraz daha yaklaşıyor ve bizim için odak çok önemli. Milyarlara ulaşma hedefimizi gerçekleştirmek için biz öncelikle mobil oyunlara, mobil oyunlar içinde de casual puzzle oyun türüne odaklandık. 2015 yılında Toy Blast'ı, 2017 yılında da Toon Blast'ı global olarak yayınladık. Bugün Toy Blast ve Toon Blast Amerika'da en popüler puzzle oyunlarından ve bu iki oyunda kendi kategorilerinde en çok kazandıran oyunlar listesinde ilk 10 içinde yer alıyor. Toy Blast'ın 4000'den fazla, Toon Blast'ın ve Toy Blast'ın 4000'den fazla bölümü var. Ve her hafta bu iki oyuna 50'şer yeni bölüm ekleniyor. Yani siz bugün Toon Blast'ı indirip oynamaya başlasanız ve her hafta 100'er bölüm geçseniz son bölüme gelmeniz için oyunu bir yıldan fazla bir süre aralıksız oynamanız gerekiyor. Yani bu iki oyunda da muazzam bir içerik var ve bu içerik sürekli üretilmeye devam ediyor. Bu sunumda Peak'te geliştirdiğiniz data altyapısını konuşacağız. Ne kadar büyük bir datadan bahsettiğimizi kafamızda canlandırabilmek için bu iki oyunla ilgili bazı rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünyada Toy ve Toon'un oynanmadığı ülke neredeyse yok. Hemen hemen tüm ülkelerden toplamda 330 milyon kez indirildik. Ve bu iki oyunumuzun günlük aktif kullanıcı sayısı 13 milyonu buluyor. Bu da aylık 32 milyon tekil oyuncuya denk geliyor. Ve arkadaşlar her saniye, her gözünüzü kırptığımızda bu oyunlarda biner bölüm geçiliyor. Benim ismim İlkin Balkanay. 10 yıl boyunca telekom sektöründe yazılım geliştirdikten sonra 2013 yılında Peak'e katıldım. Peak'te 5 yıl boyunca Android Development ekibiyle beraber mobil board oyunları geliştirdikten sonra da Big Data ekibine katıldım. Şu anda Peak'te Big Data ve Business Intelligence ekipleriyle beraber çalışıyorum. Data Pipeline denildiğinde benim aklımda hep bu resim canlanıyor. Yani farklı kaynaklardan veriyi toplayan, kayıpsız, hızlı ve güvenli bir şekilde hedefe taşıyan bir boru hattı. Bizim geliştirdiğimiz data pipeline'ın detaylarına geçmeden önce neden böyle bir pipeline'e ihtiyaç var? Yani neden verileri bir yerden alıp başka bir yere taşıyoruz sorusunu cevaplamak istiyorum. Çünkü Big Data ekibine katılmadan önce benim de kafamda bu soru vardı. Verileri bırakalım, üretildikleri yerde kalsınlar ve tüm analizlerimizi bu veri üretim yerlerinde
yani kaynaklarda yapalım diyemiyoruz. Çünkü arkadaşlar veri analiz işlemi çok büyük hesaplama gücü istiyor. Verileri üretildikleri sistemler üzerinde analiz etmeye kalkarsak hem veri üreten servislerin sağlığı tehlikeye girer, hem de veri analiz hızımız yavaşlar. Bazen birden fazla sistemden gelen verileri beraber analiz etmemiz gerekiyor. Örneğin clickstream verisi ve kullanıcı bilgileri verileri iki farklı servis tarafından üretiliyor olabilir. Performanslı bir şekilde bu iki farklı veriyi analiz etmek için de bunları ortak bir yere alıp orada birleştirmemiz gerekiyor. Ayrıca data analistlerimizin, yani bu analiz işlemini yapan arkadaşlarımızın bizim veriyi üreten production servislerine erişmelerini istemeyiz. Ve son olarak da arkadaşlar böyle bir data pipeline sayesinde verileri saklama yöntemimizi değiştirmek istediğimizde bundan verileri üreten servisler etkilenmez. Yani data pipeline ile biz veriyi üreten ve veriyi analiz eden sistemleri birbirinden bağımsız gelişebilecek hale getirmiş oluyoruz. Şu anda chatte ekran görüntüsü dondu yazıyor ama şu anda nasıl? Chatten yazabilir misiniz? Teşekkürler. Bizim data pipeline'ımızın 3 farklı veri kaynağı var. Bu veri kaynaklarından birincisi kullanıcıların davranışsal verilerini topladığımız mobil SDK'mızın ürettiği veriler. Biz bunlara eventler de diyoruz. Data pipeline'a event gönderebilmek için oyunlar Big Data ekibinin geliştirdiği bir Analytics SDK kullanıyorlar. iOS ve Android platformları için geliştirdiğimiz bu SDK tüm verinin 1/4'ünü oluşturuyor. İkinci veri kaynağımız oyunların backendlerinin kullandığı, oyunların sunucularının kullandığı MySQL database'leri. MySQL'den bu data pipeline'a nasıl veri aktardığımızı birazdan detaylı bir şekilde anlatacağım. Üçüncü veri kaynağımız ise API'ları aracılığıyla veri çektiğimiz third party servisler. Bizim data pipeline'ımızın görevi bu üç kaynaktan verileri alıp kayıpsız, hızlı ve güvenli bir şekilde data warehouse'umuza taşımak. Yani artık data analize hazır hale getirmek. Şimdi bu kaynaklardan data warehouse'a veriyi nasıl taşıdığımızı biraz daha detaylandırmak istiyorum. Başlangıçta dediğim gibi sağlıklı analizler yapmak için bizim kullanıcıların ürünlerimizi nasıl kullandığını bilmemiz şart. Ve son kullanıcıların indirip kurduğu tüm oyunların içinde kendi geliştirdiğimiz bir mobil SDK var. Bu mobil SDK'nın görevi mobil oyun tarafından üretilen tüm kullanıcı davranış verilerini, yani eventleri bizim event API sunucularımıza göndermek. Bu eventler SDK'dan event API sunucularına HTTP üzerinden gönderiliyor. Bizim oyunlarımız global olduğu için event API sunucularımız Amerika ve Avrupa olmak üzere farklı iki Amazon region'ında çalışıyor. Bu sayede Amerika'daki kullanıcılarımızın eventleri Amerika'daki sunuculara, Avrupa'daki kullanıcılarımızın eventleri de Avrupa'daki sunuculara gidiyor ve bu sayede daha düşük bir latency ile hizmet verebiliyoruz. Bizim event API sunucularımızın önünde Amazon'un application load balancer'ları var. Biz tüm big data servislerini AWS üzerinde çalıştırıyoruz. Event API sunucularımız da AWS'in EC2 instance'larında çalışan aslında basit birer HTTP sunucusu. Başlıca 3 ana görevi var bu HTTP sunucularının. İlk yaptıkları iş SDK'nın gönderdiği request'leri, yani event'lerin validation'ı. Daha sonra client'ın IP adresini kullanarak bu eventleri daha detaylı location bilgisiyle zenginleştiriyorlar. Ve son olarak da bu gelen eventi, validasyonu yapılmış, zenginleştirilmiş eventi JSON formatına çevirerek bir text dosyasına yazıyor. Biz bu data pipeline'ı geliştirirken en çok dikkat ettiğimiz şey pipeline oluşturan parçaların birbirinden bağımsız olması. Bu yüzden bu event API sunucularının görevi eventleri eksiksiz bir şekilde dosyaya yazınca bitiyor. Gerisine karışmıyor.
Ve event API'nin böyle network üzerinden erişeceği başka bir servise bağımlılığının olmaması da bu HTTP sunucularının, yani bu servisleri Amazon Network'ünde meydana gelebilecek olası problemlerinden etkilenmemiş olmasını sağlıyor. Biz bu Event API sunucularını Go programlama diliyle geliştirdik. Burada Go'yu seçmemizin sebebi Go'nun modern, statik ve performans odaklı bir dil olmasıydı. Daha sonrasında Big Data ekibi olarak Go'yu o kadar hani sevdik, benimsedik ki sonrasında geliştirdiğimiz servislerin çoğunu Go ile yazdık. Ve Event API'yi eventleri alıp JSON'a dönüştürüp file sisteme yazıyor demiştim. Tek dependency olan file sistem içinde biz Amazon'un EBS'ini kullanıyoruz. Elastic Block Storage servisini kullanıyoruz. EBS'in bize sağladığı en büyük avantaj, bu EC2 instance'ı terminate olsa bile storage'a bir şey olmaması. Bu Amazon'un EC2 instance'larının ephemeral storage'ları, instance'lar kapatılıp açıldığında gidiyor fakat EBS kalıcı oluyor. Ve EBS'in yazma ve okuma performansı bizim ihtiyaçlarımızı karşıladığı için ve kullanımı da çok kolay olduğu için biz yaklaşık 3 yıldır bu Event API sunucularının storage ihtiyacını EBS ile karşılıyoruz. Bu Event API ile topladığımız SDK eventleri tüm data pipeline'e giren eventlerin %75'ini oluşturuyor. Ve iOS ve Android SDK'lardan toplam da ortalama 40 bin event üretiliyor. Bu saniyede 40 bin event üretiliyor. Ve bu eventleri işlemek için de birazdan anlatacağımız streaming platformunu kullanıyoruz. İkinci veri kaynağımız MySQL database'leri. Oyunların backend'lerinin kullandığı MySQL database'leri. Bu MySQL database'lerinde kullanıcıların hangi level'da olduğu, kaç canı kaldığı, dahil olduğu takımlar gibi bilgiler saklanıyor. Bu MySQL'in binary log diye bir özelliği var ve tüm database değişiklikleri, eklenen, silinen, güncellenen satırlar, yaratılan, silinen tablolar, yapısı değiştirilen tablolar ile ilgili yani tüm detaylar bu binary log'a yazılıyor. Biz de Java ile geliştirdiğimiz bir servisle bu binary log'u, MySQL'lerin binary log'larını takip edip parse ediyoruz ve data warehouse'a import edilmeye hazır dosyalar haline getiriyoruz. Ve bu dosyaları da data warehouse'a nasıl import ettiğimizi de anlatacağım birazdan. Ve son olarak üçüncü veri kaynağımız third party servislerden günlük olarak çektiğimiz veriler. Bizim marketing ekibimiz onlarca farklı ad network ile kampanyalar yürütüyor. Bizim oyunumuzun reklamlarının gösterilmesi için çalıştığımız ad networklerden biz impression, click, install ve cost datalarını çekiyoruz. Play Store, App Store, Facebook, Amazon gibi yerlerden de satış raporlarını çekiyoruz. Yani bunun gibi toplamda 30'dan fazla servisin API'ından data çekip bu dataları data warehouse'a import ediyoruz. Bu third party servislerden data çekmek ve bu datayı data warehouse'a yüklemeye hazır hale getirmek için biz Python script'lerini kullanıyoruz. Jenkins sunucusu üzerinde her gün düzenli olarak çalışan bu script'ler ile data çekiyoruz. Burada bu script'ler tek seferlik çalışıp biten periyodik işlemler olduğu için ve performanslı çalışmasını gerektirecek bir workload olmadığı için biz burada Python kullanmayı tercih ettik. Yani bu tür ETL işlemleri için Go ve Java gibi statik diller çok verboz olabiliyor. Python ile çok daha az ve okunaklı kod yazarak ETL scriptlerini geliştirebiliyoruz. Ve tüm bu üç kaynaktan topladığımız ham verileri analizlerimizde kullanabilmek için data pipeline'ımız üzerinden de data warehouse'a yüklüyoruz. Yani verinin analizden önceki son durağı data warehouse oluyor. Yani biz aslında ETL değil de, klasik ETL değil de ELT uyguluyoruz. Yani kaynaktan datayı alıyoruz, extract ediyoruz.
data pipeline'ımız ile data warehouse'umuza yüklüyoruz. Load adımı ve en son adım olarak da data warehouse üzerinde data transformasyonumuzu gerçekleştiriyoruz. Data warehouse olarak Snowflake adında bir cloud data warehouse servisi kullanıyoruz arkadaşlar. Snowflake'in Amazon servisleri içindeki karşılığı Redshift. Snowflake Redshift gibi analitik sorgularını çok hızlı cevaplandırabilen kalınlığı bir database. Data analizi ve data manipulation için size SQL interface'i sunuyor. Biz yaklaşık 3 yıldır data warehouse olarak Snowflake kullanıyoruz. Snowflake tercih etmemizin en büyük nedeni analitik sorgularındaki performansıydı. Ve performansın yanında bizim çok işimize yarayan diğer Snowflake özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. Öncelikle Snowflake bir management gerektirmeyen bir data warehouse. Bizim için operasyon maliyeti yok denecek kadar az. Big Data ekibinin yaptığı data warehouse operasyonu kullanıcı yetkilerini düzenlemek ve bazı cost optimizasyonları yapmak. Ve bunları da biz Terraform ve bazı monitoring araçlarını kullanarak kolayca yapabiliyoruz. Snowflake mimarisi diğer data warehouse çözümlerinden farklı olarak compute ve storage katmanlarını birbirinden ayıracak şekilde tasarlanmış. Bu şu demek oluyor, sizin datanız tek bir yerde saklanıyor. Örneğin bizim case'imizde biz Snowflake'i yine Amazon üzerinde kullanıyoruz. Bizim datamız Amazon'da S3 bucket'larında saklanıyor. Ve bu sabit data cost'unun yanında sadece analitik sorgularını çalıştıracak işlemci gücü için ücret ödüyoruz. Bu mimarinin birkaç tane avantajı var. Öncelikle şirket içindeki ekiplerden hiçbirisi birbirinin ayağına basmıyor. Yani Big Data ekibinin, BI ekibinin ve product ekiplerinin, yani Toy ve Toon Blast ekiplerinin ayrı warehouse'ları var. BI ekibinin çalıştırdığı sorgular product ekiplerinin sorgularını etkilemiyor. Yani bu sorgular farklı sanal makinelerde çalıştığı için kaynak yetmediği anlarda sorgular birbirlerini beklemek zorunda kalmıyorlar. Ve workload'a göre biz farklı büyüklükteki warehouse'lar provision edebiliyoruz. Örneğin Big Data ekibinin Snowflake'e data yükleme, Snowflake'ten data export etme işlemleri için medium size bir warehouse kullanırken BI ekibinin analitik sorgularını çalıştırması için daha büyük, belki bundan 4 kat daha büyük, 2x large bir warehouse kullanıyoruz. Ve bu warehouse'lar arkadaşlar kullanılmadığı zaman otomatik kapanıyorlar. Şu anda ekranda üst tarafta gördüğünüz Big Data warehouse'unun sorgu yükü grafiği. Buradaki mavi barlar o anda çalışan sorgu yükünü gösteriyor. Sarı barlar sorguların da kaynak yetersizliği yüzünden kuyruğa girdiğini gösteriyor. Biz 7/24 Snowflake'e data aktardığımız için bu warehouse hiç kapanmadan çalışıyor. Alttaki grafik ise bizim BI ekibimizin kullandığı warehouse. Bu warehouse'da data analistlerimiz çalıştığı için daha güçlü bir warehouse. Fakat mesai saatleri dışında hafta sonları kullanılmadığı için bu saatlerde bu warehouse otomatik olarak kapanıyor ve bize ekstra bir maliyeti olmuyor. Warehouse'larla ilgili son olarak şunu söyleyebilirim. Siz Snowflake'de warehouse'ları dikey ya da yatay ölçeklendirebiliyorsunuz. Örneğin orta ölçekli bir warehouse'u 2 katına, 4 katına, 8 katına kadar daha yukarı yönde ölçeklendirebilirsiniz. Eğer iş yükünüz paralelleştirmeye müsaitse warehouse'ları yukarı yönlü değil de yatay bir şekilde de ölçeklendirebilirsiniz. Yine orta ölçekli bir warehouse'dan 4 tane aynı anda kullanarak işinizi paralelleştirebilirsiniz. Snowflake konuda çok esnek. Snowflake'in arayüzünden de bunu yapabilirsiniz ya da her işlem olduğu gibi warehouse yönetimini de SQL sorgularıyla yapabilirsiniz. Snowflake kullanırken bizim en çok işimize yarayan özellik Snowflake'in semi-structured data desteği. Siz structured bir data ile çalışırken şemanın, data warehouse'daki tabloların kolonları ve bu kolonların tiplerinin
siz datayı daha import etmeden, sorgularınızı yazmadan önce belirlenmiş olması gerekiyor. Semi-structured data ile çalışırken böyle bir zorunluluğunuz yok. Şema zaman içinde değişebiliyor ve gelişebiliyor. Şemaya yeni attribute'lar ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca structured data düz, tek seviye olurken semi-structured datalarda nested, birden fazla seviye olarak saklanabiliyor. Snowflake'de semi-structured datalar için variant data tipi kullanılıyor arkadaşlar. Variant tipindeki bir kolona siz isterseniz JSON, isterseniz Avro, isterseniz Parquet gibi şeması zamanla gelişebilen data tipleri saklayabilirsiniz. Bizim oyunlarımızın içindeki SDK, Analytics SDK'mız gönderdiği verileri biz Snowflake'de kabaca bu ekranda gördüğünüz gibi bir tabloda saklıyoruz. Biz Toyblast'ta 2015 yılında, yaklaşık 5 yıl önce, Toyblast'ta da 2017 yılında, 3 yıl önce yayınladık. Ve bu tablonun yapısında bir değişiklik yapmaya ihtiyacı hissetmedik. Bu tablodaki data kolonunun tipi variant ve içinde JSON saklıyoruz biz. Ve bu sayede oyunlar istedikleri gibi bu tablonun data alanını doldurabiliyorlar. Ve burada Snowflake'in parladığı yer de şurası. Bu JSON'ın key'leri sanki tablonun kolonlarıymış gibi performanslı bir şekilde sorgulamamıza izin veriyor. Örneğin data kolonunun connect type, data kolonun içindeki JSON'ın connect type key'ine erişmek için şu alttaki gördüğünüz gibi select sorgusunda data 2. üst üste connect type deyip erişebiliyorsunuz. Ve son olarak Snowflake'in yine bizim çok işimize yarayan bir özelliği klonlama özelliği, zero copy cloning deniyor buna. Snowflake'de bir tablonun klonunu oluşturduğunuzda datanın bir kopyasını daha oluşturmuyor. Sadece o tablo ile ilgili metadata bilgilerini kopyalıyor. Bu yüzden terabaytlar büyüklüğündeki tabloları siz saniyeler içinde klonlayabiliyorsunuz. Ve klonda yaptığınız bir değişiklik orijinal tabloda yansımadığı için biz development sırasında bu özelliği çok kullanıyoruz. Data analistlerimiz development yaparken production şemalarında değil de bunların klonlarında çalışıyor. Bunu da birazdan daha detaylı anlatacağım. Bizim SDK'mızdan gelen eventler son durağı Data Warehouse'a, yani Snowflake'e girmeden önce Data Pipeline'ın en önemli parçalarından biri olan bizim streaming platformdan geçiyor. Arkadaşlar şu anda ekran dondu mu? Takip edebiliyor musunuz? Her şey yolundaysa chatten artı bir yazabilir misiniz? Teşekkür ederim. Bu eventleri biz Snowflake'e, yani artık son durağına almadan önce bir streaming platformdan geçiriyoruz. Bu böyle bir ortaya bir streaming platform koyduk. Böylece producer'lar ile consumer'lar birbirlerinden ayrılmış oldu. Birbirlerine bir dependency'leri kalmamış oldu. Ayrıca farklı uygulamalar ile bu event stream'i consume edebiliyoruz. Bu şu demek oluyor aslında. Yani bir consumer eventleri biriktirip batch olarak S3'e, oradan da Data Warehouse'a yazarken biz başka bir consumer'la real-time stream processing yapabiliyoruz. Ayrıca aradaki bu streaming platform ona gönderdiğimiz mesajları belirli bir süre sakladığı için, mesajlara bir retention süresi uygulayabildiği için bu consumer'larda meydana gelebilecek problemler yüzünden data kaybetmemiş oluyoruz. Streaming platform olarak biz data pipeline'ı ilk geliştirdiğimiz zamanlarda Amazon'un Kinesis Data Streams'ini kullanıyorduk. Ve yaklaşık bir süreye aşkın senedir Apache Kafka kullanıyoruz. Bu data pipeline'ın merkezindeki Kinesis'ten Kafka'ya geçiş kararı almamızın
Bazı nedenleri var, onları paylaşmak istiyorum sizinle. Bildiğiniz gibi Kinesis, AWS'in Data Stream platformu. Kafka ise open source bir Apache projesi. Biz Big Data platformunu geliştirirken open source yazılımları kullanmayı, open source araçları kullanmayı tercih ediyoruz her zaman. Ve Kafka'nın open source olmasıyla getirdiği bazı avantajları var. Kafka'nın etrafında çok hızlı gelişen bir ekosistem var. Kafka'ya veri göndermek, Kafka'dan veri okumak için kullanabileceğiniz birçok alternatif aracınız var. Kinesis, Amazon'un kapalı kutusu olduğu için etrafında Kafka kadar gelişmiş bir ekosistem olmasını beklememek lazım. Ve Kafka kullandığınızda herhangi bir cloud operatörüne bağımlılığınız da kalmamış oluyor. Biz her ne kadar çoğu konfigürasyon parametresini default değerinde kullansak da Kafka bildiğiniz gibi Kinesis'e göre çok daha fazla konfigürasyon opsiyonu sunuyor. Ve bu sayede ihtiyacınıza göre, kendi işinizin ihtiyaçlarına göre Kafka'yı ayarlayıp Kinesis'ten daha performanslı bir data streaming platformu olarak kullanabilirsiniz. Kinesis'in bence Kafka'ya göre en büyük avantajı managed bir streaming platformu olması. Yani siz Kinesis kullandığınızda sunucuları düşünmüyorsunuz artık. Serverless streaming platformu da diyebiliriz Kinesis için. Biz Kafka'yı ilk kullanmaya başladığımızda kendi brokerlarımızı ve Zookeeper'ımızı kendimiz kurup kendimiz yönetiyorduk. Daha sonra Amazon Managed Service for Kafka'yı duyurdu ve biz de kendi brokerlarımızı kurup yönetmeyi bıraktık ve Amazon'un Managed Kafka servisini kullanmaya karar verdik. Analytics SDK'nın ürettiği biz eventleri Event API sunucusu karşılayıp bir dosyaya yazıyor demiştim. Bu eventler işte zenginleştirilip JSON formatında dosyalara yazılıyor. Biz bu dosyaları Kafka'ya göndermek için Apache Flume kullanıyoruz. Flume, Big Data ekosisteminde büyük log dosyalarını kaynaktan hedefe transfer etmek için kullanılan bir araç. Çok esnek bir yapıya sahip olduğu için çok farklı kaynaklardan logları toplayıp birçok farklı hedefe taşıyabiliyor. Biz Apache Flume şöyle kullanıyoruz, ekranda gördüğünüz gibi. Bu Flume jargonunda kaynaktan logları okuyan modüle source deniliyor. Bizim kaynağımız da file sistemdeki bu event dosyaları olduğu için biz Flume'un Taildir source modülünü kullanıyoruz. Bu modül Taildir verilen dizindeki tüm dosyaları satır satır takip ederek her satırı pipeline'deki bir sonraki adıma iletiyor. Kaynaktan gelen verileri hedefe yazan modüle sync deniliyor. Bizim burada hedefimiz Kafka olduğu için Kafka sync modülünü kullanıyoruz. Hem Taildir source'u hem de Kafka sync'i Flume içinde gelen modüller. Source ile sync arasındaki tampon bölgeye ise Flume'de channel adı veriliyor. File, memory, JDBC gibi birçok hazır channel implementasyonu var. Biz burada file channel kullanıyoruz. Bu channel'lar transactional çalışıyorlar. Bu şu demek oluyor aslında. Source, yani tail'dir source. Ancak mesajı channel'a yazabilirse kaynaktan okumaya devam edebiliyor. Aynı şekilde sync de hedefe, yani Kafka'ya mesajı başarıyla gönderebilirse channel'dan bu mesajı siliyor. Yani bu sayede Flume güvenli ve hatalara dayanıklı bir log taşıma aracı olarak kullanılıyor. Yani bu pipeline'da birçok yerde hatayla karşılıyoruz ama hani en az hata ile karşılaştığımız araç Flume diyebilirim. Bizim Flume'de yaptığımız tek özelleştirme kendi interceptor'ımızı yazmak oldu. Bu interceptor'lar source'dan okunan mesaj channel'a yazılmadan önce çalışıyor. Bizim interceptor'ımız mesajın içeriğine göre o mesajın hangi Kafka topiğine gideceğini Flume mesajının içine yazıyor. Bu sayede Kafka sync mesajı aldığında ilgili Kafka topiğine mesajı gönderebiliyor. SDK'nın ürettiği bu eventleri biz Kafka'ya aldıktan sonra
Kendi geliştirdiğimiz iki servis ile bu datayı Data Warehouse'a import ediyoruz. Chat'te Kafka Streams API mi kullanıyorsunuz diye bir soru geldi. Kafka Streams kullanmıyoruz. Kafka Consumer'larımız var burada. Kafka Consumer'lar sayesinde yapıyoruz. Kafka mesajlarını consume etmeyi. Bu bizim Data Warehouse'daki her bir tabloya karşılık Kafka'da bir tane topiğimiz var. Bizim Galata adını verdiğimiz bir tane yine Go ile yazdığımız bir tane Kafka consumer'ımız var. Bu Kafka'dan JSON formatındaki mesajları okuyup bunları Data Warehouse'a import edilmeye hazır TSV yani tabla ayrılmış kayıtlar haline getiriyor ve bunu batch olarak S3'e upload ediyor. Bunu S3'e upload etmemizin sebebi şu, Snowflake'e Data Warehouse'umuza data import etmenin en hızlı yolu bir dosyayı S3'e atmak ve Snowflake'e git S3'ten şu prefix'teki dosyayı şu tablonun içine import et demek. Bu sayede milyonlarca satırı saniyeler içinde Snowflake'e alabiliyorsunuz. Biz Galata servisini Go ile geliştirdik. Bildiğiniz gibi bu Kafka ekosisteminde çoğunlukla JVM dilleri egemen ve official producer ve consumer library'lerinin önce Java versiyonları yayınlanıyor. Biz bu projeye başlamadan önce Java ve Go arasında gidip geldik. Ama Go know-how'umuz daha fazla olduğu için burada Go'yu tercih ettik. Consumer library olarak da Confluent şirketinin yani Kafka'nın arkasındaki şirket, Kafka projesinin en büyük contributor'u olan şirketin geliştirdiği ve sürekli güncellediği Confluent Kafka Go library'sini kullanmaya karar verdik. Siz hani Go ile de bir consumer yazsanız aslında alternatif birçok Kafka consumer library'si var. Biz Confluent'un Kafka Go'sunu kullanıyoruz ve bugüne kadar hiçbir problem yaşamadık. Bizim şu anda production'da MySQL replication'ı kendi geliştirdiğimiz ve MySQL binlogu okuyan bir servisle yapıyoruz. Bu servisi emekli edip yerine Kafka Connect altyapısını kullanan bir çözüme geçmek üzereyiz. Testlerimiz henüz tamamlanmadı. Kafka bildiğiniz gibi bir event stream platformu. Kafka Connect ise Kafka'yı dış dünyaya bağlayan bir framework. Kafka Connect'in source konektörleri ile yani dış dünyadan, örneğin bizim case'imizde MySQL'den Kafka topiklerine data aktarabiliyorsunuz. Ya da Kafka Connect'in sync konektörleri ile Kafka'dan dış dünyaya, S3'e ya da yine bizim senaryomuzda Snowflake'e data aktarabiliyorsunuz. Ekranda bizim MySQL'deki tablolarımızı Snowflake'e çok az bir gecikmeyle almamızı sağlayan altyapının böyle çok high level bir çizimi var. Debezium source konektörüyle biz MySQL tablolarında yapılan tüm değişiklikleri Kafka topiklerine aktarıyoruz. Snowflake'in geliştirdiği Snowflake Kafka konektörüyle de bu Kafka topiklerinden ilgili Snowflake tablosuna bu datayı alabiliyoruz. Snowflake'in Kafka konektörü de open source bir proje, Debezium olduğu gibi. MySQL tablolarındaki bu yapısal değişiklikler olabiliyor. Alter sorguları çalıştırılabiliyor MySQL'de. Ve biz bu framework Kafka Connect sayesinde de biz MySQL tablolarında yapılan alterları da handle edip bu tablolarda yapısal bir değişiklik olsa da data replication'ı kesintiye uğratmadan devam ettirebiliyoruz. Bizim şimdiye kadar anlattığım pipeline'ın kuş bakışı görüntüsü bu. Üç farklı kaynaktan hızlı bir şekilde, güvenli bir şekilde ve eksiksiz bir şekilde her şeyden önemlisi verileri Data Warehouse'a taşıyan pipeline arkadaşlar her gün ortalama 6 terabayt ham veriyi Data Warehouse'a taşıyor. Ve bizim bu pipeline'ın sürekli ayakta olduğundan, düzgün çalıştığından emin olmamız gerekiyor. Ve bunun için de bu sistemi çok iyi monitör etmemiz gerekiyor.
Peak'te sadece Big Data servisleri için değil, yani tüm servisler için monitoring ve alerting çok önem verdiğimiz ve çokça yatırım yaptığımız bir konu. Biz monitoring için Prometheus kullanıyoruz ve her servis kendi metriklerini üretiyor ve bunu bir HTTP endpointinden paylaşıyor. Eğer servisi biz yazmışsak mutlaka bir exporter'ını da ekliyoruz. Prometheus metriklerini paylaşmayan servisler için de kendi exporter'larımızı yazıp bu servislerin metriklerini Prometheus'un anlayacağı hale getiriyoruz. Amazon'un Managed Kafka servisini kullandığımız için Kafka metriklerini CloudWatch, yine Amazon'un CloudWatch servisinden Prometheus'a aktarıyoruz. Apache Flume metriklerini JMX üstünden sunuyor. Çoğu Java servisi gibi. Biz JMX, Prometheus'un JMX exporter'ını kullanıyoruz Java servislerini monitör etmek için. Bunların dışında Jenkins için, Snowflake için de kendi geliştirdiğimiz, kendi ihtiyaçlarımızı karşılayacak exporter'larımız var. Peak'te kabul görmüş şöyle bir düşünce var arkadaşlar. Bu telemetri verilerini toplamak ucuzdur. Fakat ihtiyacımız olduğunda bu telemetri verilerine erişememek, bunlara sahip olmamak bizim için çok pahalı olabilir. Bu nedenle bu servislerimizde her türlü telemetri verisini paylaşıyoruz ve monitoring sunucularıyla bu verileri topluyoruz. Prometheus ile toplanan bu metrikler iki şekilde kullanılıyor. Bunlardan birincisi biz Grafana dashboardları ile bu verileri görselleştirip servislerin durumunu o anki durumunu ya da geriye dönük durumunu monitör edebiliyoruz. Ve Alert Manager kullanarak da bu metrikler üzerinden threshold'lar tanımlıyoruz ve bu servislerde meydana gelen problemlerden anında haberimiz oluyor. Pipeline sayesinde veriyi kaynaktan alıp data warehouse'a taşıdıktan sonra sıra bu ham veriden bir anlam çıkartmaya geliyor. Bu işlenmemiş verileri biz saatlik ve günlük çalıştırdığımız task'larla özet tablolara dönüştürüyoruz. Biz buna data transformasyonu diyoruz. Bu özet tabloları daha sonra business intelligence araçlarıyla anlaması kolay görselleşmiş datalara çevirip bunu şirket içindeki herkesin erişimine açıyoruz. Transform edilmiş datayı yani özet tabloları da Looker aracılığıyla tüm şirket çalışanlarına açıyoruz. Product ekipleri oyunların retention'ı, daily active user'ı, level analizleri, işte A/B test analizleri gibi her şeye Looker üzerinden erişebiliyor. Marketing ekibi marketing kampanyalarının performanslarına yine Looker üzerinden bakıyor. Finans, customer support, yani şirketteki hemen hemen herkes bizim dataya açılan penceresi bizim BI tool'umuz Looker olmuş oluyor. Biz Peak'te data transformasyonumuzu yapmak için arkadaşlar Data Build Tool, DBT adında open source bir araç kullanıyoruz. DBT data ile uğraşan insanların data warehouse'daki ham verileri sadece select sorguları yazarak transform etmelerine yarayan komut satırından çalışan bir araç. DBT'yi nasıl kullandığımızı biraz daha detaylı anlatmak istiyorum size. Yani data transformasyon sürecimizin nasıl olduğunu anlatmak istiyorum size. Bizde SQL'leri Peak'te data analistlerimiz yani business intelligence ekibimiz yazıyor. Bildiğiniz gibi SQL aslında deklaratif bir programlama dili. Ve SQL yazarken de yazılım geliştirirken kullandığımız pratiklerin hemen hemen hepsini kullanabiliriz. Ve bizim BI ekibimiz iş yapış sürecini DBT ve Snowflake kullanarak nasıl kolaylaştırdığımızı anlatmak istiyorum size bir örnekle. Yeni bir development işine başlayan data analyst öncelikle çalışacağı şemanın bir klonunu oluşturuyor. Yani buna development ortamının
hazırlanması da diyebiliriz. Snowflake'in bu zero copy cloning özelliğiyle bu büyük tabloları bile, terabaytlar büyüklüğündeki şemaları bile saniyeler içinde klonlayabiliyoruz. Ve development ve production tablolarının ayrı olması, development yaparken production'daki datayı bozma riskinin olmaması bizim data analistlerimizin hızlı bir şekilde SQL sorgularını yazabilmelerini olanak sağlıyor. Ve DBT sayesinde de bu SQL sorgularını yazarken makrolardan faydalanabiliyoruz. Ve SQL sorgularıyla yapılacak analiz ile ilgili varsayımlar için de testler yazabiliyoruz. Aynı herhangi bir programlama dilinde yazdığınız kodu test edebildiğiniz gibi bu DBT sayesinde yazdığınız data transformasyonu yapan SQL kodlarını da test edebiliyorsunuz. Ve son olarak development bittikten sonra diğer takım arkadaşlarının review edebilmesi için bir pull request açılıyor. Biz GitHub kullanıyoruz. Pull request açıldıktan sonra GitHub tarafından tetiklenen bir CI task'ı, Jenkins'te çalışan bir task. Tüm testleri yine production'ın bir klonu olan bir database'e çalıştırıyor. Testler geçmiyorsa tabii ki pull request'in merge edilmesine izin verilmiyor. Testler geçiyorsa ve review'dan da geçerse biz bunu master branch'e alıyoruz. Ve son olarak da development ortamı temizleniyor. Biz DBT sayesinde birçok yazılım geliştirme pratiğini bizim data analistlerimiz SQL ile analizlerini yaparken kullanabiliyorlar. DBT yardımıyla arkadaşlar tüm datanın ve data transformasyon sürecinin de dokümantasyonunu oluşturabiliyoruz. Basit bir data katalog oluşturmamıza yardımcı oluyor bu tool. Bizim en çok kullandığımız dokümantasyon özelliği analizde kullanılan modellerin soy ağacı grafiği. Ben burada finans raporlarını oluşturduğumuz projenin soy ağacı grafiğinin bir ekran görüntüsünü paylaşıyorum şu anda sizlerle. Örneğin finans gelirlerini oluşturmak için Amazon, Apple ve Canvas ve Google modellerinin birleştirildiğini görüyoruz. Burada pembe oklarla gördüğümüz Google'la zoom yaptığımızda, Google'a fokus olduğumuzda Google gelirlerinin hesaplanması için Google'dan çektiğimiz transaction datasının, günlük kurları tuttuğumuz exchange tablosunun, country ISO kodlarını, mappingini tuttuğumuz ISO kod tablosunu ve hangi ürünün satıldığını, o ürünlerin detayının olduğu product lookup tablosunun kullanıldığını kolayca görebiliyoruz sadece bu grafiğe bakarak. Yani bu grafik sayesinde biz SQL kodlarını açmadan, karmaşık SQL kodlarına bakmadan proje hakkında kolayca fikir sahibi olabiliyoruz. Eğer siz de data transformasyonunuzu bir database, bir data warehouse üzerinde gerçekleştiriyorsanız mutlaka DBT'ye bir göz atın diyorum. Snowflake, Redshift, BigQuery, PostgreSQL gibi birçok database ve data warehouse için desteği var. Benim anlatacaklarım arkadaşlar bu kadar. Daha 5 dakika daha burada duracağım sorularınızı yanıtlamak için. Chat'ten sorularınızı sorarsanız ben de yine chat'ten yazarak yanıtlamaya çalışacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.